Merhaba. Dijital miras olarak hazırladığım bu YouTube kanalımda kızlarımla beraber yaptığım Maldiv gezisinin de yer alması gerektiğini düşündüm. Harika sualtı çekimleri yaptık ve onları da sizlerle paylaşmak istedim. Sandis Batala isimli bir otelde kaldık. Tüm ziyaretçileri de İtalyan'dı. Sanırım otel İtalyanlara ait. Bu şekilde su üstü villalarda kaldık. Ayrıca adada olan odalar da vardı. Mahremiyet açısından harika oluyor bu villalar. Güneşin doğuşunu, batışını okyanusun üstünde izlemek çok keyif verici. Ayrıca diğer otellerde olduğu gibi havuz etkinliği ve diğer bir takım akşamları müzik gibi aktiviteleri de vardı. Burada gördüğünüz Maldivlerin kumları mercanların öldükten sonra kırılarak bu hale gelmesinden oluşuyor. Bastığınız zaman farklı bir his hissediyorsunuz. Bu Mardinler'deki bu kumdan banklar aslında bir yanardağın tepesi. İşte oraya da atol deniyor. Yuvarlak görünüyor yukarıdan bakıldığında. İşte atolün kenarları bir krater gölünün kenarları gibi. İşte buralara da oteller kurulmuş. Ve bizler de su altı incelemelerimizi yanardağın yan yüzeylerinde yapıyoruz yani. Bizim de harika denizlerimiz var. Ama Maldivlerin denizaltı habitatı, denizaltı canlıları çok farklı Türkiye'dekine göre. Çekimlerimi GoPro 10 ile yaptım. Kameramı aldım bir gün önce ve hiç araştıramadan yola çıktım. Çekimlerimde bu şekilde koruyucu bir kılıf kullandım. Çünkü zaman zaman dalıyorum. Zarar görsün istemedim. Orijinal değil aldığım kılıfta, hatta daha uygun bir modelini seçtim. O kullandığım sarı sapta kamera elimden düşerse su üzerine çıkmasını sağlıyor. Herhangi bir modunu kullanmadım. Tepedeki düğmeden açıp kapattım çekimlerim sırasında sadece. Bu şekilde üstten bastım, açtım ve kapattım. Başka hiçbir fonksiyonuna dokunmadım. Biraz araştırdım ama karışık geldi. Kamerayı kapatmak için de soldaki düğmeyi kullanıyorsunuz. Tamamen kapatmak için. Çekimler esnasında tepedeki düğmeyi kullanıyorsunuz. Açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Şarjı biraz çabuk bitiyor ama benim için yeterli oldu. Suya girer girmez ilk önce bir köpek balığı ile karşılaştık. Burada gördüğünüz Black Tip Recif Shark dedikleri siyah uçlu köpek balığı. Yavruları kıyılarda epeyce miktarda var. En fazla 1 metreye kadar büyüyor sanırım. Genelde büyükleri de diplerde geziyor, derinlerde geziyor. Yavruları genelde kıyılarda geziyor. Oraya vardığımız gün hemen şnorkellerimizi aldık, yanımızda götürmüştük. Aslında oteller tedarik ediyor palet ve şnorkel. Biz riske atmak istemedik. Çünkü kuru şnorkel, kuru kafa şnorkel kullanıyoruz. Daha konforlu oluyor. Yürüyerek gidip dalmıyorsunuz. Hemen iskeleden atlamanız gerekiyor mercanlara zarar vermemek için. Böyle mercanlar var, mor renkli, çok çok özel, çok güzel görünüyor, çiçek gibiler aynı. Aralarında da böyle balıklar yaşıyor. Türkiye'de neredeyse tüm denizlerimizde yüzmüş ve şnorkelle yüzüş yapmış birisiyim. Hiç görmediğim manzaralarla karşılaştım Maldivler'de. Daha önce sırf deniz için Maldivlere gitmenin anlamsız olduğunu düşünüyordum ama seyahatim tüm fikrimi değiştirdi. Bakın burada kayıp balık Nemo'nun ailesi var. Onlar hep böyle püsküllerin içinde yaşıyor. Otelin yüzücü kulübünün elemanları bize yardımcı oldular. Yani ekip olarak yüzdük. Bu büyük bir deniz anası. Böyle içine kapanırmış. Elime verdi. Pek çok takipçim bunun ekmek mi olduğunu sordu bana. Bu büyük bir deniz anası. Günde iki sefer şnorkeling yaptık. Yani şnorkelli yüzüş yaptık. Sabah ve öğleden sonra. Harika
manzaralardı gerçekten. Balıkların rengi, deseni. Bunlar pijama giymiş balık ailesi. Biz öyle seslendik bunlara. Genelde aile olarak gezdiklerini gördüm. Resiflerde, mercanların olduğu bu bölgelere resif deniyor. Böyle mağara gibi şeylerin içinde de köpek balıkları gündüz dinleniyorlar. Bunlar hemşire köpek balıkları. Gündüz yani çok tembel olmalarıyla tanınırlarmış. Sadece geceleri avlanırlarmış. Enteresandır. Bunların evlerinin girişinde de hep o kırmızı balıklardan var. İki kere gördüm onların evini. Balıklar sanki bir kostüm ya da defilede gibi. Hepsi farklı desen ve renklere sahip. Gerçekten çok özeller. Ve huzur içindeler. Çok fazla kaçmıyorlar aslında. Kendinizi onların içinden biri gibi hissedebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz mavi balık çok yaygın orada. Kenarları sarı olan. Yani bazı balıklar Maldivler'de çok yaygın. Bir köpek balığı geçiyor. Köpek balığı ne kadar büyükse o kadar dipten gidiyor. Bu da siyah uçlu köpek balığı, en yaygın olan tip köpek balığı. Aslında pek çok tip gördük. Gri de gördük, beyaz uçlu gördük. Videonun ilerleyen kısımlarında beyaz uçlunun da videosunu çekmem mümkün oldu. Birkaç kere de çok büyük köpek balığını korkudan yaklaşıp çekemedim. Zeminle bütünleşen balıklar da dikkatimi çekti. Bu siyah beyaz balık ailesi, Beşiktaşlı balık ailesi de çok yaygın orada. GoPro'nun performansı çok iyi gördüğünüz gibi. Ben şu an dalmadım. Ara ara dalsam da genellikle çekimlerimi su yüzeyinden elimi aşağı uzatarak yaptım. Görüntü kalitesi falan da gayet iyi. Belki ayarlarıyla oynasam daha da iyi olurdu. O anlamda beni çok tatmin etti. Sadece su altı çekimi için böyle bir şey almak beni düşündürmüştü ama gerçekten orada çok memnun oldum GoPro aldığıma. Bakın bu arkadaşın iki tane dişi var önünde. Bu da yine yaygın balıklardan, genelde böyle bir şeyin altında durma eğiliminde. Sığ yerlerde yüzmek çok iyi bir fikir değil. Çünkü mercanlara dokunmamamızı istiyorlar. Ben bunu bilmiyordum. İlk gün snorkeling yaptıktan sonra yürüyerek çıkmak istedim. Yani iskeleden değil de kıyıdan çıkmak istedim. Böyle bağıran çağıran arkamdan, sonra ne oldu dedim. Basacaksın mercanlara falan dediler. Çünkü mercanlara dokunmak bile onlara zarar veriyormuş. Şu küçük mavi balıkları çok sevmiştim. Yavaşlatarak göstermeye çalıştım ama gerçekten çok hızlı yüzüyorlar. Böyle parlament mavisi bir renkleri var. Çok sevdim onları. Kızım da çok sevmişti. Onun için onu da koymak istedim. Sanırım bu istiridye böyle açılıp kapanıyor. Otelin orada yoktu bunlar ama biz Manta Ray gezisine çıktık. Manta balıklarının sürüsünü görmek için okyanusta 3 saat boyunca teknede gezdik ama maalesef göremedik kendilerini. Göremedik ama ertesi gün otelimizin, yani kaldığımız villanın hemen dibinde 3 tane Manta Ray değil ama onun kardeşi diyebileceğimiz Vatoz ailesinden balıklar gördük. Mor bir şey görünce hemen koşarak yanına gidiyorum. Mor sevgim deniz altında da devam ediyor. Mercanlar bitkiyle hayvan arası şeyler sanırım ve denizlerdeki kirlenme nedeniyle büyük oranda kaybedilmişler. Bu da bir bebek deniz yıldızı. Ahmet Maldivli, orada çalışan bir eleman. Zaman zaman benim için çekim de yaptı. Bizimle çok ilgilendi. Sağ olsun. Maldiv'in yerel halkı Müslüman, şeriatla yönetilen bir ülke.
Buna pek çok insan şaşırıyor. Halk otellerin olduğu adalarda yaşamıyor. Her adada bir tane otel var. Yerel halkın olduğu adalara giderken kollarınız uzun giyinmek zorundaymışsınız. Ben yerel adaya gitmedim. Zaten 4 günlüğüne gittiğim için su altından kendimi alamadım. Bu 4 günümü hep su altıyla dolu dolu geçirmeye çalıştım. Burada ben ve ekibim, kızlarım Zeynep ve Beray. Çocuklar köpek balığı görmeyi çok arzu ediyorlardı. Bol bol köpek balığı, yani gece de yüzmediğimiz zamanlarda hep köpek balığı yavrularını sevdiler. Kaplumbağa ile karşılaşamadık maalesef, ama onun haricinde pek çok deniz canlısını gördük. Bazılarını videosunu çekemedim, bazılarını çekebildim. Desenleri harika gerçekten. Ve burada dalış yaptık. Bu üçümüzün de ilk dalış tecrübesiydi. Küçük kızım Zeynep 5 metrede hoca ile beraber dalış yaptı. Ben de büyük kızım Beray ile beraber 12 metreye dalış yaptım. Sırbistanlı karı koca bir çift bize eşlik etti. Şu mavi balıklar 10 metre derinde hep bu mavi balıklardan vardı. Biz saat 3 gibi başladık dalış işlemine. Ve o 2-3 saat içerisinde tüm balıkların inlerine nasıl çekildiğini, o mavi balıkların, gördüm. Çünkü sudan çıktığımızda hava kararmak üzereydi. Sandığımdan daha kolaydı. Oldukça heyecan yaptım. İyice kendim rahat hissedene kadar da çekim yapmadım. Nefes alıp vermeyi öğrendikten sonra her şey kolay. Maske de gözünüze iyice yapışıyor, öyle içine su kaçması gibi bir şey olmuyor. Hani şnorkelle yüzerken yaşadığınız problemler dalış esnasında olmuyor. Zaten tüm dalış olayını başımızdaki instructor, yani hoca olan kişi yönetti. Yani yeleklerimizi şişirdi, indirdi, belimize bir şeyler taktı. Yani basıncı o kontrol etti. Biz sadece etrafımıza bakınmakla ve nefes almakla yetindik ve kendimizi suyun akışına bıraktık. O bahsettiğim yanardağın yamacından aşağı doğru indik. Anlayacağınız. Ve yukarıdayken gördüğüm bir balık vardı. Çok süzülüyor, çok güzel görünüyordu. Onun adı Batfish'miş, yarasa balığı. Yani dalışımızda o balıkları çok yakından, bu hocamızdı. Bakın arkadaki, bunlar ikili ya da üçlü şekilde geziyorlardı hep suda. Şöyle büyüklüğü kızımın kafası kadardı yandan bakınca. Kızım Beray. Neden bilmiyorum. En çok bu Batfish'leri sevdim. Çok farklı balıklar var gerçekten, ama çok hızlı yüzdükleri için onların peşinden gitmek ve video çekmek büyük bir maharet istiyor. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Su altı dünyası çok renkli. Pek çok insan deniz manzarası sever, yakamoz sever. Ben suyun altını üstünden daha çok sevenlerdenim. Çocuklarımın da benimle aynı hobiye sahip olmasından dolayı çok mutluyum. Oğlum da bu çekimlerimizi defalarca izledi ve sürekli bana bunu göster, şunu göster deyip ona tekrar tekrar gösteriyoruz. Bakın o mavi balıklar yavaş yavaş yuvalarına gitmeye başladılar.
Bazı balıklar daha çok ilgimi çekti. Mesela bu balık. Tabi isimlerini vesaire bilmiyorum ama desenlerine bakarak ayırt ediyorum birbirinden. Bu mavi balıklar daha böyle orta bir derinlikte yüzüyorlar. Bakın burada bir mürena var. Tehlikeli olduğu bilinir. Bir sürü hikaye var hakkında. Balıkçılara saldırdığını, dalgıçlara saldırdığını söylerler. Kıyıda çokça yavrularını da gördük. Yavrularını kıyıda yapıp, yani bunların boyu 3 metre filanmış. Sürekli ağız açık bekliyor. Görme duyusu iyi değilmiş aslında mürenanın. Balıkçılara saldırma mevzu da balıkçıların belinde takılı olan avladıkları balıkları koparmaya çalışırken yanlışlıkla balıkçılara zarar verdiği söyleniyor. Ben yine de uzak durdum kendisine, bir merhaba deyip geçtim. Bana herkes sordu, bu kadar balıkların içinde korkmadın mı? Köpek balıkları da var vesaire diye. Ortam o kadar büyüleyici ki kendinizi alıkoyamıyorsunuz. Evet, korku oluyor ama merak daha fazla oluyor. Evet, bu da dalışın çıkışını sembolize etmek için buraya koydum. Aslında çıktığımızda akşamüstüydü. Daha geç bir saatti. Ve dalış hocalarımızdan bayan olanla sözleştik. Gece yüzüşü yapacağız diye. Mavi ışıklarla gece şnorkelingi yaptık. Bu da ilk defa böyle bir şey tecrübe ettim. Hepimizin elinde mavi ışıklar vardı. Ve mavi ışık altında mercanlar fosforlu bir renkte görünüyorlardı. Yaşayan mercanlar, ölü mercanlarda bir renk değişikliği olmuyordu. Öğretmenimiz bizi uyardı. Bizim mavi ışığımızla avlanmak isteyecek gece avcıları var. Jackfish, çok büyük bir balık. Korkmayın sakın. Işığımızı takip edecekler. Bizimle beraber yüzecekler dedi. İyi ki bu bilgiyi söylemiş. Çünkü gerçekten korkabilirdik. Oldukça büyüktü jackfishler. Aynı köpek balığı kadar neredeyse ebatları vardı. İlk başladığımızda hava akşam 7-8 gibiydi. Tam karanlık değildi. Daha sonra iyice karanlık çöktü. Bakın köpek balığı dipte gidiyor. Jackfish de onun üstünde. Sadece gece avcıları, diğer balıkların hepsi uyuyor aslında. Sadece gece avlananlar dışarıdalar. Normalde ben gece yüzüşlerinden korkarım. Yani nedense ürkütür beni deniz. Bakın bu beyaz uçlu bir köpek balığı. Büyük bir balık değil ama köpek balığı sonuçta. İlk defa böyle gece bir yüzüş yapmış oldum. Bu jackfishler ve köpek balıklarının balık avlamalarını izledik. Biz tam olarak onların üstündeyiz. Altımızdan geçtiler sürekli olarak. Bize hiç dokunmadılar, temas etmediler. Yaklaşık bir saat kadar bu gece yüzüşünü yaptık. Çok farklı bir tecrübe. İmkanınız olursa tavsiye ederim. Zor da olmuyor elinde ışıkla yüzmek. Benim GoPro'm için de bana özel bir aygıt verdiler. Hem ışık takılıydı bir tarafında hem GoPro içinde takılıydı. Ağır gibi görünüyordu ama suya girince kullanmak zor olmadı. Giderek küçük balıkların sayısı arttı, çok arttı. Kamerama çarpmaya başladılar tak 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 diye. Ve çıkmak zorunda kaldık sudan. Ertesi gün tekrar snorkeling yapmaya devam ettik. Zeynep, kızım, küçük kızım. Yine pijamalı ailesi bir yerde konaklıyor. Bu sarı balıkları en çok bu açıdan sever. Çok hızlı yüzüp gitmiyorlar. Belli bir yerde bekliyorlar genelde.
Köpek balıklarının ağızlarına girebilecek büyüklükteki balıkları avladığını gördüm. Büyük balıklara saldırmıyorlardı. Bu da bana cesaret verdi. Çünkü beden olarak biz köpek balığından daha iriyiz. Bu arkadaşı da çok beğendim ama izin vermedi çekimini yapmama. Böyle çok kısa çekebildim. Kaçtı gitti. Yüzüş şekli de çok değişik. Yine biz bir hata yaptık kızımla. Mercanların üstünde yüzerken birden sığlaştı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yürüsek yürüyemiyoruz mercanlar kırılır diye. Yüzsek çıksak kenara o taşlar bize batmaya başladı. Bir şekilde sonra geri dönüp oradan çıktık. Bu arada arkamızdan otelin yüzme öğretmeni gelmiş. O gitmeyin o tarafa zarar veriyorsunuz falan gibi şeyler söyledi. Bir deniz yıldızı. Balıklara bakarken anlayamadık nasıl sığ yere geldiğimizi. Maldivler'de deniz altından başka bence yapacak çok fazla şey yok. Eğer deniz altına ilginiz çoksa harika bir yer. Farklı bir atmosferi var. Bizim için oldukça tatmin edici oldu. Güzel anılar biriktirdik. Döneceğimiz gün nihayet Eagle Ray denilen, yani ne denir ona? Kartal Ray mi? İşte Vatoz ailesinden bir balık. Bunlar String Ray, Eagle Ray ve Manta Ray diye üç kardeşlermiş. Manta Ray'ler Maldiv'e özgü. Suyun yüzeyinde böyle bilmem kaç metre, 3-4 metrelik çok büyük hayvanlarmış. Biz de böyle burada bir 10 metre aşağıya dalmak gerekiyordu. Yüzücü öğretmenimize verdim ben kamerayı. Hem ben çekinirim bu hayvana yaklaşmaktan hem de dalamam o kadar. O çekti bu videoyu benim için. Ve yine yüzücü öğretmenimiz köpek balığı inine gitti. Ve orada bekleyen köpek balıklarına merhaba dedi. Bunlar sadece gece avlanan köpek balıkları. Çok büyük de olmuyorlar bu aile. Nurse shark yani hemşire köpek balıkları deniliyormuş bunlara. Bütün günlerini inlerinde geçiriyorlarmış. Beyaz uçları var. Yine kırmızı aile köpek balığı ailesinin önünde bekliyor. Bir köpek balığı aşağıdan süzülerek geçiyor. Gerçekten çok asil hayvanlar. Her gördüğümüzde bir heyecan yaşıyoruz. Korkuyla sevinçle karışık bir duygu. Kuyruğunu kıvıra kıvıra gidiyor. Ben bir iki sefer cesaret ettim peşinden iyice gidip çekeyim diye ama Zeynep izin vermedi, tuttu beni. Riskli gördü çünkü bazı yazılar okumuştuk. Normalde hiç zarar vermiyor bu köpek balıkları ama onları takip ettiğinizi düşünürlerse zarar verebilirlermiş. Öyle bir şeyler okuduk. Yine çizgili balıklardan harika renkleri var. Videoyu beğenmişseniz belli etmeyi unutmayın, olur mu? Bu tür gezi videolarımın erişimi çok iyi olmuyor. Destek olursanız sevinirim. Anısı kalsın diye aslında paylaştım ama sormak istedikleriniz olursa Maldiv gezimle alakalı seve seve yanıtlarım. Kafanıza takılan şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Videoyu izlemişseniz bu ana kadar Maldivlere gitmeyi
istiyorsunuz demektir. İsteyen herkes en yakın zamanda gidebilir inşallah. Teşekkürler videomu izlediğiniz için. Hepinize iyi günler diliyorum. Sevgiyle kalın.